XRP fiyat tahminleri 2024-2030 diye ifade ediyor. Gördüğünüz gibi biz de tabi burada XRP coin'e konu edinmeye çalışacağız. Ve neymiş, ne değilmiş vesaire tarzında dediğim gibi üzerine şöyle bir konuşma gayretinde bulunup durumlara da göz atmaya çalışacağız diye ifade etmemde fayda var. Dediğim gibi üstüne konuşacağız. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. İzleyenler bunları gerçekleştirirse gayet memnun olacağımı da ifade etmem lazım. Bunları yapalım. Hem dediğim gibi beğenelim hem de kanala abone olalım. Durum bu şekilde. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenenlere de aynı şekilde kanala abone olanlara da. İsteyenler tabii Facebook üzerinden de yine takipte bulunabilirler. Bu noktada Facebook videolarında hem reklam çıkmıyor hem de ana anla paylaşımlarda bulunabilme tabii imkanımız söz konusu olmakta. Böyle de bir durum var yani. Durum bu şekilde. Bu noktada Facebook sayfamızın linki de videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında bulunmaktadır. O linke tıklayarak zaten doğrudan dediğim gibi Facebook sayfamıza yönlendirilirsiniz. Durum bu. Ne diyor burada? Böyle XRP fiyat tahminleri 24-30. Bunlar tabii bu arada şey değil yani onu söylememe gerek bile yoktur diye düşünüyorum. Birazcık tabii ki dümen muhabbetlerdir. Yani bu çok fazla bir doğru yani çok fazla da demeyeyim. Hiçbir doğruluk payı yoktur tabii ki yani 2030'a kadar. Şöyle olur denir olmaz. Başka bir şey denir o da olmaz. Başka bir şey olur. Böyle de bir durum söz konusu. O yüzden o şekilde düşünmemek lazım. Yani bununla buradaki hazır paketler maalesef pek burada ifade edildiği gibi işlemeyeceklerdir. Haberiniz olsun şimdiden. Peki. XRP 2012 yılında diyor Ripple Labs tarafından piyasaya sürüldü ve yıllar içerisinde kripto para piyasasının en büyük projelerinden biri oldu. Hatta bir ara izleyenler vardır illaki bir video yapmıştık. 2013 yılının en popüler kripto paraları diye bir şey yaptık o zamanlar. Tabii ki bir video yapmıştık. Ve içerisine baktığımızda 2013 yılına ait bir sürü kripto para vardı. İlk 10 işte içinde falan. O zamandan bu zamana kadar ilk 10'da gelenler arasında tabii Bitcoin ve XRP'yi görüyorduk. Diğerleri biraz daha çok farklı taraflarda diye ifade etmek lazım. Bu yazımızda diyor XRP fiyat tahminleri ve öngörülerine yakından bakacağız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 10 yılda tabii farklı piyasalarda çok şey değişebiliyorken bu kriptoda çok 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 daha farklı, çok çok daha büyük değişimlere tekabül edebiliyor. Bundan da haberiniz olsun yani piyasa içerisinde. Bu listede o zamanki o listenin içindekilerin ciddi bir kısmı büyük bir düşüş yaşıyor tabii ki. Bunu şöyle düşünmeyin. Ne oldu ya? Yok mu? Yok olmak diye bir şey olmaz. Varoluşunu sürdürür. O zaman 8. sıradadır. Şu anda 2000. sıradadır. Piyasa değeri bakımından. Zamanla yatırımcı çekilmiş. Yatırımcı ayak kesmiş. Bu şekilde yani söz konusu oluyor. Ripple 2020 yılının aralığından bu yana SEC'in açtığı dava nedeniyle zorlu günler geçiriyor. Doğrudur. Bu zorlu günlerin tanımı tabi zaman zaman değişiyor olsa da, değişmiş olsa da bu zaman dilimlerinin içerisinde tabii ki farklı durumlar var. Mesela şu an bile daha önceki vakitlerde biliyorsunuz konuştuk. Anlık olarak yani şu anda bile belli problemler tabii ki yaşıyor adamlar. Hala ismen bile olsa davanın devam etmesi tabii ki taraflarda tedirginliğe yol açıyor ve XRP'nin bu noktada
tercih edilmesi bakımından XRP coin'i geri itiyor yatırımcı açısından. Aynı zamanda bugün bizim en büyük katalizörler diye adettiğimiz, bakınız, spot ETF başvurusunun yapılması, halka arz başvurusu gibi olayların da teknik olarak büyük ölçüde gecikmesine sebep oluyor buradaki durum. Bu arada bu ay daha önce de önceki videolarda da bahsetmiştik. Tabii bu ay içerisinde biteceğine dair söylemler mevcut olsa da garantisi olmamakla birlikte bu düşük bir ihtimal değildir. Onu da söyleyeyim yani. Bu aya tekabül eder mi? Onu tabii ki de kesin bir şekilde söyleyemeyiz. Fakat yakın zaman içerisinde sonlanması artık bekleniyor diye ifade edebiliriz. Yani onu genel anlamda böyle bir tabir kullanabiliriz. Mesela şöyle, mesela seneye varmaz, öyle ifade edelim. Yani 2024'ün dışına çıkma ihtimali neredeyse yok, öyle ifade edelim. O tarihlerden önce hiç değilse şu an dediğim gibi yakın zamanda artık eyvallah demesi ve işi bitirmesi tabiri caizse bekleniyor Ripple tarafının. Durum bu şekilde. Yargıç orta halli bir kararla birlikte muhtemelen iki tarafı da dediğim gibi ortada buluşturacak bir karar. Örnek veriyorum, işte 30 milyon dolar öde falan diyebilir. Bu ve bunun gibi kararlar görebilme potansiyelimiz gayet tabii var. XRP fiyatı da diyor yıllar içinde ciddi şekilde zarar gördü. Beklentileri karşılamadı. 23 Nisan 2024'te nihai duruşma görülecek. Bu nedenle diyor Ripple'ın geleceği merak ediyor. Zaten bu eski bir haber anladığım kadarıyla. Zaten görüldü. Oradan bir şey çıkmadı. Hakeza. Ya yani tahmin edersiniz ki geri dönemeyeceğimize göre. 43 sent'te bulunuyordu. 2024 için öngörülen fiyatı %212 artışla 1,96 pozisyonuna yakın diye ifade edebileceğimiz bir fiyat veriyor burada görebileceğiniz gibi. Mümkün müdür? Olabilir. Yani buradaki beklentiden bahsedilebilir. Şunu düşünmeyin. XRP farkındayım. Tabii ki radikal bir kripto para birimi. Ama şu an uzak diye olmaz diye düşünmemek lazım. Açılımlar gerçekten de hızlı ve atak olabiliyor. Devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.